7 askeri üs, 4 radar, 1 askeri amaçlı tünel, 1 adet de havaalanı bulunmaktadır. 17 askeri üs bulunmaktadır. Burada 24 tane askeri üs, 5 radar ve 1 adet çok amaçlı askeri liman bulunmaktadır. 7500'den fazla askeri mevcut. Helikopter pistini de geçen yıl yaptılar. 4'er bin askerden oluşan Tugaylar var. 2 kilometre uzaklıkta ya. Yunanistan burada savaş kazanacağını mı düşünüyor? Hakikaten Yunanistan da şaşırmış durumda. İlk defa bu kadar Yunanistan silahlanıyor. İlk defa bu kadar Amerika kararlı, Fransa kararlı ve kararlı bir şekilde sürekli tatbikat yapıyorlar. Ve sürekli askeri yığınaklara, altını çiziyorum, askeri sevkiyatlara, adalara devam ediyorlar. Bunlar hiçbir tesadüf değil. Demek ki çok büyük bir plan var ve tarihi bir hesaplaşma geliyor. Dostlar merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı, yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugün özellikle Doğu Ege Adaları çok önem atfettiğim için Doğu Ege Adaları'ndan size bahsetmek istiyorum. Bu Doğu Ege Adaları içindeki işte adalarda bulunan askeri üslerden hangi adada ne kadar askeri üs var, bununla beraber hangi ada daha önemli, yine bize kaç deniz mili uzaklıkta, kaç kilometre uzaklıkta, bunlardan bahsedeceğim çünkü bunların hepsinin ayrı önemi var. Çünkü yakında, belki de bilmiyorum, daha çok yakında da olabilir. Yani 8 Kasım'dan sonra olacağı kesin de. Yani durum onu gösteriyor. Büyük bir tarihi kapışma Yunanistan'da gerçekleşirse Doğu Ege Adaları'ndaki hem silahlanmanın hem de hangi adada neler oluyor onları bilmemizin önemi çok büyük. Dolayısıyla ben de bugün sizlere elimden geldiğince bu Doğu Ege Adaları'ndan bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım sevgili dostlar. Taşoz'la başlayacağız. Taşoz Adası. Hemen stratejik olarak önemli bir konumda Dede Ağaç Limanı'nın hemen altındaki bir adadan bahsediyorum. Taşoz Adası çok öneme sahip bir ada. Tabi diğerleri kadar olmasa da yine de bakın 12. en büyük Yunan adası olarak geçen bir ada. Yani Yunan adaları içinde yüz ölçümü olarak 12. sırada en büyük. Bununla beraber idari olarak Kavala bölgesel bölümünün bir parçası. Ama Lozan Anlaşması'nın yine özellikle 12. maddesi ve Boğazlar Sözleşmesi'nin 6. maddeleri gereği gayri askeri statüde olan adalar grubunda. Bu adalarda da statü bozulmuş durumda. Yunanistan burada askeri üs bulunduruyor. Normalde bir karakol birliği, yani işte kolluk kuvveti bulundurması gerekirken askeri anlamda büyük yığınakları var Taşoz Adası'nda. Bu da önemli. Ha, diğerleri kadar belki çok yok ama yine de buradaki statüyü bozan hamleleri Yunanistan yapıyor. Dede Ağaç'a da yakın olması Taşoz Adası'nın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Geçelim Semadirek Adası. Bakın yine çok önemli bir ada. Gökçe Adaya 7 mil uzaklıktaki bir adadan bahsediyorum. Semadirek Adası. Semadirek Adası, daha önceki biz Gökçe Adaya gittiğimizde hemen karşımızda Semadirek Adası ile ilgili bir video çekmiştik. Ayrıntılı bilgi de vermiştik ama üstünden geçelim. Sevgili dostlar, şimdi bu Gökçeada'ya 7 mil uzaklıktaki adada Amerika Birleşik Milletleri geçen yıl, yani 2021 yılında büyük bir modern koşullarda bir helikopter pisti yaptı. Şimdi Semadirek Adası girintili çıkıntılı bir ada. Dağlık bir ada, ovalık bir ada değil. Dolayısıyla burada bir pist yapmak istedi Amerika. Sadece belli uygun bir yerini bulup helikopter pisti yaptı. Yani Limna Adası gibi düz ovalık, İşte efendim havaalanına uygun bir ada değil. Dolayısıyla burada helikopter pisti yaptı ve ısrarla, bakın altını çizeyim, Semadirek Adası'na Amerika orada asker özellikle konuşlandırmak için Semadirek Adası'na gözünü dikmiş durumda. Helikopter pistini de geçen yıl yaptılar. Çok önemli. Yani neden ısrarla Dede Ağaç gibi, Semadirek gibi yerlerde Amerika varlığını arttırmak istiyor? Bu da önemli sevgili dostlar. Bunun yanı sıra ABD'nin dediğimiz gibi küçük bir askeri birlik de kurmak istediği biliniyor. Bu adanın özellikle tabur alay seviyesinde bazı askeri üsleri de var. Yani gayri askeri statüsü aynı şekilde bozulmuş adalardan biri. Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılan adalardan biri Semadirek Adası. Dediğim gibi bizim için çok önem teşkil eden bir ada. Çünkü kıta sahanlığı olarak bize çok yakın. Geçiyorum Limna Adası'na. Bakın Limna Adası. Limna Adası, Sakız, Sisam, Midilli vesaire, buraya göre çok ayrı bir önemi var. Limna Adası Misak-ı Milli sınırları içinde olan da bir ada. Ve kıta sahanlığı olarak da yine bize çok yakın bir ada. Bakın 4'er bin askerden oluşan Tugaylar var burada. Bununla beraber Limna Adası'nda hava üssü de var. Ve bize dediğim gibi çok yakın bir ada. Yani yaklaşık 22 mil uzaklıkta bir ada.
Hani Sema direkt hemen altında Limni Adası. Bozcaada'ya böyle bir paralel çektiğiniz zaman yaklaşık 20 mil 22 mil arasında değişiyor bu. Bu çok çok önemli tabii. Limni Adası düzlük ovalık bir ada olduğu için burada sevgili dostlar hem hava üssü var. Çok önemli bir jet üssü var. Ve hatta Yunan televizyonu buradaki jet üssüyle alakalı geçtiğimiz senelerde bazı çekimler yapmıştı. Hem oranın pistlerini çekti. Orada işte efendim pilotlarla vesaire röportaj yaptı. Bu da çok önemli Limni Adası için. Limni Adası aynı zamanda dediğimiz gibi Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan bir ada. Bu da gayri askeri statüsü bozulmuş adalar grubunda Limni Adası. Bir daha söyleyelim, ovalık olduğu için, düzlük olduğu için havaalanı pisti yapılması, askeri havaalanı pisti yapılması çok uygun zeminde olan bir yer. Ve Yunanistan Fransa'dan aldığı 28 tane sipariş verdi ama 6 tanesini aldı. 6 tane Rafale uçaklarından 2 tanesi buna, 2 tanesini buraya yerleştirdi ve Amerika'nın yaklaşık 2 ay önce Yunanistan'a verdiği son modernizasyon sistemiyle donatılmış yani Viper seviyesindeki 2 tane F-16'nın bir tanesi de yine Limni Adası'na konuşlandırılmış durumda. Limni Adası'nda bu şekilde önemi büyük, onu da söyleyelim. Şimdi sevgili dostlar, Bozbaba Adası hemen Limni Adası'nın altında. Yüz ölçümü olarak diğer o işte Limni Adası'na vesaire göre daha ufak bir ada. Doğu Ege Adaları içinde önemli bir yere sahip. Özellikle İskiri ile bağlantı kurulan bir ada, Bozbaba Adası. Gayri askeri statüdeki adalardan biri olmasına rağmen buraya da yapılan askeri yığınaklar neticesinde bu statü bozulmuş durumda. Adada bir helikopter pisti, askeri karakol, aynı zamanda da bir adet askeri üs bulunmaktadır. Bu anlamda çok önemli. Tabii üsleri Yunanistan arttırmaya çalışıyor. Ama Bozbaba Yunanistan için hani yüz ölçümü bakımından vesaire diğer bakımından diğer adalara göre biraz daha efendim böyle çok önemsenmediği bir ada. Ama yani bir Sisam, bir Sakız, bir Midilli değil. Ama Doğu Ege Adaları'nda yine varlığını önemli ölçüde hissettiren bir ada, Bozbaba Adası. Gelelim çok çok önemli bir ada. Hem deniz mili olarak bize çok yakın, hem de Yunanistan'ın burada yaptığı çok sayıda çok sayıda askeri yığınağı kurduğu efendim tümen seviyesinde kurduğu askeri birlikleri var. Midilli Adası. Şimdi Midilli Adası'na bakacağız. Yunanistan'ın en büyük 3. adası. Sevgili dostlar bakın. En büyük 3. adası. Yani bu bakımdan Midilli Adası ayrı bir öneme sahip. Bize çok yakın zaten söylemiştik. Adada ne kadar bize? 5,5 kilometre. Onu da söyleyelim yani. 5,5 kilometre uzaklıktaki bir ada. Adada bir tümen ve buna bağlı ana birlikler, 2 piyade alayı, 7 piyade taburu, bir özel muhafız taburu, 3 tank taburu, 4 top taburu ve bir uçak savar taburu bulunmaktadır Midilli Adası'nda. Bir de Yunanistan'da bakın mesela diğer adaları da inceledik. Kıta sahanlığı, bakın altını çiziyorum. Deniz mil olarak ve kilometre olarak bize yakın adalarda daha çok Yunanistan silahlanma yapmış. Uzak adalarda yani biraz uzak adalarda daha fazla şey daha az bu sefer silahlanma yapmış. Yani özellikle burnumuzun dibindeki adalara Yunanistan bu kadar çok silah yiyor. Ve aynı zamanda Midilli Adası bakın geçtiğimiz yine günlerde Aksungur İyalar tarafından adalara taşınan hafif zırhlı araçların sevkiyatı ve askerlerin sevkiyatı görüntülenmişti. O görüntüler basına da servis edilmişti. O görüntülerde Midilli ve Sisam Adası'na yapılan bu araç sevkiyatları bir kez daha gösteriyor ki Yunanistan tarafından hızlı ve acele bir şekilde buralara silahlanma yapılıyor. Yani silah sevkiyatları yapıyor ve silahlandırılıyor. Gayri askeri statü zaten tamamen burada bozulmuş durumda. Yine Lozan Anlaşması'na göre gayri askeri statü olan bir ada Midilli Adası. Dolayısıyla bu anlamda önemli, aktif bir şekilde buraya silah yığınakları devam ediliyor. Yüz ölçümü olarak da büyük bir ada. En büyük 3. ada. Özellikle Doğu Ege Adaları içinde de en önemli konuma sahip. Gelelim Sakız Adası'na. Dön dolaş Sakız Adası'na gel. Konstantinos Floros'un da Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği ada. Büyük skandallar yaşanmıştı. Yunanistan medyası inanılmaz derecede bir panik havası esti. Niye? İşte M1117 çok önemli. M1117 Amerika'nın hibe ettiği Yunanistan'a hafif zırhlı araçların yakın çekim görüntüleri ve odadaki askeri varlıkların görüntüleri servis edilmişti. Biz de bunları mesela yayınlamıştık. Mesela yayınlayan ikinci kişiydik, öyle diyebilirim. Bunları yayınlayınca tabii Yunanistan Türk medyasında neden bunlar bu kadar yer aldı? Bunlar nasıl çekildiğinin derdine düşmüştü. Bunun videosunu çekmiştik.
Yani büyük panik yaşadılar. MİT ajanları efendim adada, işte bunlar daha önce işte Rumca çok iyi Yunanca bilen ve daha sonra adaya turist olarak gelip bazıları yerleşen efendim adada bir takım işte önemli konumlar elde eden kişilerin de olduğu söyleniyordu. Buraya gelip burada efendim ajanlık faaliyeti yapıyorlar diye Yunanistan'da Sakız Adası'nda böyle bir panik yaşandı. O görüntüler çok çok önemliydi. Biz daha önce çektiğimiz videoda vermiştik. Sakız Adası da bizim için önemli. 3 mil. Bakın sadece 3 deniz mili uzaklıktaki bir adadan bahsediyorum. Yani 6 kilometre. 6 kilometre. Burnumuzun dibi Sakız Adası. Ve Yunanistan Sakız Adası'na da inanılmaz derecede silahlanma yarışına girmiş durumda. Gayri askeri statüsü zaten tamamen bozulmuş bir ada. Ve en çok yığınak yapılan adalardan. Geçtiğimiz günlerde de yine söylüyorum. Konstantinos Floros buraya geldiğinde adadaki askeri birlikleri özellikle denetledi. Aslında bir göz daha verdi. Adada herhangi bir milli istihbarat teşkilatına bağlı, işte bizim onlar ajanlar diyor, işte o casuslar diyor onlar. Casusların varlığı, milli istihbarat teşkilatına bağlı istihbaratçıların varlığı adada çok çok tartışılan bir konu haline gelmişti. Böyle bir iddia Yunan basını tarafından ortaya atılmıştı. Çok çok önemliydi. Şimdi Yunanistan ana karasına uzaklığı ise, hani dedim ya bize 6 kilometre olan adanın Yunanistan ana karasına uzaklığı 84 deniz mili. Ya bazen insan düşünüyor. Burnumuzun dibindeki adalar. Amma Lozan, amma Paris Anlaşması şudur budur vesairedir. Yani Uşi Anlaşması'na kadar gidiyoruz geriye doğru. Libya hususları o zamanki biliyorsunuz. Yani birçok şeyde baktığımızda burnumuzun dibindeki adalar ya. Bunlar burnumuzun dibindeki 3 mil uzaklıktaki ada. Nasıl olur da Yunanistan'a verilir, Yunanistan'a bırakılır? Anlamak çok güç. Yani burada Türkiye bir müdahale ettiğinde biri de çıkıp kardeşim sen Yunanistan toprakları, ne Yunanistan toprağı ya? 84 bin uzaklıkta Yunanistan'a. Bize 3 bin uzaklıktaki bir adadan bahsediyorum. Ya Türkiye'nin aslında hem adaların statüsünün bozulması, yani silahsızlandırılmış o statünün bozulması, hem de Yunanistan'ın bu anlamda düşmanca tavırları, bu adaya Türkiye'ye karşı yapılan bu silahlanmalara karşı Türkiye aslında çoktan egemenlik haklarını kullanmalıydı. Ve yakın zamanda kullanacak. Bakın bunları kullanacak. Hazırlandı zaten. O yüzden de Amerika, Fransa vesaire hepsi Yunanistan'ın arkasına sıralandı geçti. Çünkü biliyor yani olacak olaylar geliyor. Dolayısıyla bunu iyi görmek lazım. Bakın burada 24 tane askeri üs, 5 radar ve 1 adet çok amaçlı askeri liman bulunmaktadır. Yaklaşık 7500'den fazla askeri mevcut. Bu da önemli. Sakız Adası bu anlamda çok büyük öneme sahip. Geçiyoruz sevgili dostlar. İpsara Adası. Çok az bilinen, çok fazla gündeme gelmeyen bir ada. İpsara Adası. İpsara Adası Türkiye'ye 41 deniz mili uzaklıktaki bir ada. İşte bu yüzden çok gündeme gelmiyor diyorum ya. 3 mil, efendim 6 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil olan ada var sevgili dostlar. Sisam Adası. Sisam Adası bize bakın ne kadar 1 mil, 2 kilometre uzaklıkta ya. 1 mil yani 2 kilometre uzaklıktaki bir ada Sisam. Bunlara bu kadar çok silahlanma yaparken bakın 41 deniz mil uzaklıktaki İpsara Adası'nda çok fazla silahlanma yok. Hareket yok. O da Doğu Ege Adaları'nda. Ha, gayri askeri statüsü bozulmuş mu? Evet bozulmuş. Oraya da kurulan çünkü askeri üsler var. Ama bir Sisam değil, bir Sakız değil, bir Midilli değil, bir Linli değil. Niye? Biraz bize uzak. Ya Yunanistan'da aslında ateşle oynuyor. Yani burada bu hususları görmemiz lazım. Bu kurnazlıkları görmemiz lazım. Türkiye'ye 41 deniz mili uzaklıktaki bir ada, bir askeri üs ve bir radar bulunmaktadır. Bu kadar. İpsara Adası. Bize olan yakın adalara bu kadar çok silahlanma yaparken açık yani Türkiye'ye karşı müdahalede çok net bir şekilde buradan efendim saldırı planlıyorlar. Ama aslında bu silahlar bize ganimet olarak geçecek. Durum onu gösteriyor yani. Yani 1 mil uzaklıktaki Sisam Adası'nı düşünün. 1 mil. Düşünebiliyor musun? Sevgili dostlar 2 kilometre ya. 2 kilometre uzaklıkta. Burada yani bizim fırtına obüslerinden tutun da birçok şey. Yani buradaki Yunanistan burada yani savaş kazanacağını mı düşünüyor? Hakikaten Yunanistan da şaşırmış durumda. Şimdi savaş olmaz diyor ya bazıları. Ya işte Yunanistan aslında hep bunlar oluyor falan. Hayır kardeşim. İlk defa bu kadar Yunanistan silahlanıyor. İlk defa. İlk defa bu kadar Amerika kararlı, Fransa kararlı ve kararlı bir şekilde sürekli tatbikat yapıyorlar. Ve sürekli askeri yığınaklara, altını çiziyorum, askeri sevkiyatlara, adalara devam ediyorlar. Bunlar hiçbir tesadüf değil. Demek ki çok büyük bir plan var ve tarihi bir hesaplaşma geliyor. Belki de o tarihi hesaplaşma Türkiye'nin o tarihin yüklediği yeni misyonuna
bir basamak olarak çıkacağı bir husus. Bunu da zaman gösterecek. Şimdi gelelim Sisam Adası'na. Bir mil uzaklıktaki ada. Burnumuzun dibinde değil, yani direkt dibinde. Dibinin de dibinde. O kadar yakın bir adadan bahsedeceğim. Gayri askeri statüsü bozulan bir ada. Şimdi gayri askeri statüsü de bozulan ilk ada bu arada. Altını çizelim. Sisam Adası gayri askeri statüsü bozulan ilk ada. Çünkü bakın Yunanistan tarafından 2. Dünya Savaşı öncesinden bu yana yani özellikle silahlandırılan bir adadır. Hatta geçtiğimiz günlerde bakın hatırlayın az önce Midilli'de söylemiştim. Aksungur İHA'ların görüntülerini yani o hafif zırhlı araçların efendim oradan limanlara gelişini görüntülemişti Aksungur İHA'lar. Sisam Adası'na da sürekli hala 2. Dünya Savaşı öncesinden ve günümüze hala günümüze geçtiğimiz güne yakına kadar Aksungur İHA'lar tespit etmişti. Söylediğim gibi hala silahlanma devam ediyor. Bu da önemli. Şimdi adaya askeri zırhlı araçlar sevk edilmişti. Dedik. Yunanistan özellikle Sisam Adası'nı bilerek bu kadar çok silahlandırıyor. Çünkü burnumuzun dibindeki bir ada. Yani 1 mil yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir ada. Sisam Adası'nda sevgili dostlar 17 askeri üs bulunmaktadır. Aynı zamanda 3 askeri yine aynı şekilde liman ve bir havaalanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda asker de Sisam Adası'na konuşlandırılmış durumda. Sisam Adası bizim için çok çok önem teşkil ediyor. Çünkü kıta sahanlığı olarak bize en yakın adalardan biri. Belki de en yakın adaya. Yani Meis var o 12 adalar grubunda. Onu 12 adalara geldiğimi anlatacağım. Yani Rodos, işte İstanköy vesaire Meis onları daha sonraki videomuzda yine detaylı olarak burada Doğu Ege adalarında ele aldığımız gibi anlatırız. Dolayısıyla Sisam Adası da çok çok önem teşkil eden bir ada sevgili dostlar. Bunu da söyleyelim. Gelelim son adamız Doğu Ege adalarında Ahikarya Adası. Ahikarya. Şimdi burada yorumlarda birileri şunu yazabilir yine. E hocam orada sadece bundan mı var? Ufak tefek adacıklarımız var. İşte şunlar var bak. O mikro adalar ayrı. Onlarla ilgili zaten ayrı video çekeceğim. Kaç tane kayalıklara kadar, mikro adalara kadar onlar ayrı. Ama bunlar bu görünen 9 tane çok çok önemli Doğu Ege adaları içinde yer alıyor. Ve bu 9 tanenin uluslararası anlaşmalara ve hukuk kurallarına göre de bozulan statüsü Türkiye'ye müdahale hakkı tanıyor. O yüzden bunlar çok önemli sevgili dostlar. Yarın öbür gün Türkiye uluslararası arasında bunu söylediğinde hangi adada ne var ne yok en azından bu video bir arşiv niteliği taşısın diye çekiyoruz. Ahikarya Adası Türkiye'ye uzaklığı 30 mildir. Şimdi bu da uzak ya diyorum ya işte İpsara gibi uzak adalarda Yunanistan'dan çok fazla silahlanması yok. Ama burnumuzun dibinde aşırı bir silahlanma üs kurma yarışı var. Bu da önemli. Türkiye'ye uzaklığı 30 mildir yani 56 kilometre uzaklıkta bir adadan bahsediyoruz. Ahikarya Adası, 7 askeri üs, 4 radar, 1 askeri amaçlı tünel ve 1 adet de havaalanı bulunmaktadır sevgili dostlar. Ahikarya Adası da bu anlamda gayri askeri statüsü bozulan adalar grubundadır. Bu 9 tane Doğu Ege Adaları dediğimiz adalar bizim için çok büyük öneme sahip. Türkiye uluslararası alanda yıllardır haklılık payı olarak bunların hukuksuzca silahlandırıldığını, Yunanistan tarafından resmen işgale uğradığını özellikle belirtti ve söyledi. Yarın öbür gün bir müdahale hakkı doğduğunda uluslararası alan zaten uluslararası hukuk çok ayrı bir şey de hani o işleyişi biraz farklı. Yarın öbür gün biri bir şey dediğinde yani uluslararası arenada Birleşmiş Milletler şu bu. Türkiye bu haklılık payını önceden zaten bu zemini oluşturdu. Ve oluşturmaya da devam ediyor. Bu da söylemlerle zaten diplomatik girişimlerle oldu. Artık söylem değil eylem zamanı. Net yani Yunanistan artık net konuşalım. Birileri hala diyor ya. Ya Yunanistan anlaşacak işte anlaşmaya meyilli. Yunanistan masadan anlamıyor. Çok net. Yunanistan sahadan anlıyor. Onu anladığı dilden cevap vermemiz lazım. Zaten yakın zamanda 6 mili 7 mil 8 mile dahi bakın 12 mili beklemeden 6 mil 1 mil dahi çıkarsa 7 mil Türkiye'ye karşı bir çok büyük önemli bir kazançtır onlara göre. O yüzden bu kazancı onlara vermemeliyiz. 1 mil dahi bizim kırmızı çizgimiz olmalı. Yani dolayısıyla Türkiye Yunanistan'ın özellikle tacizlerine ve 6 mil deniz hususunu biraz daha efendim 7, 8, 9 mile çıkarması baktı ki sessiz kalıyor. 12 mile kadar yolu var. Yunanistan'ın da ayrı bir hayali bu. Dolayısıyla bu hayal boş bir hayal. Böyle bir rüya görüyorlar ya hep diyoruz. O rüya onlara kabus olur ki olacak durum onu gösteriyor. O yüzden herkes yani müsteri olsun Türkiye gerçekten zamanını bekliyor ve zamanı geldi. Yani bu saatten sonrası yapılan her hareket Yunanistan'a karşı bir hareketi doğuracaktır. Bu net. Yani artık sessiz kalınamaz. Kalınması da mümkün değil.
Bunu da söyleyelim. Bunu söylediğimiz zaman da bakın biz savaş çığırtkanı falan olmuyoruz. Ne yapalım burada? Çiçek böcek kuş mu konuşalım? Yunanistan bunlara ay ne kadar diyor kendini savunmak için. Kimden savunuyor? Neyi savunuyor? Yunanistan taarruz silahı için ya taarruza geçmek için bunları bu kadar çok yapıyor. Neyin savunması bu? Yani bayram değil, seyran değil. Ne oldu? Bir anda Amerika ile efendim böyle bir silahlanma. Bir de diyorlar ki Rusya'ya yönelik. Ya Rusya'ya falan da değil yani. Geçin bunları. Yani bunu çok saçma yani. Bunu yemezler yani Rusya'ya. Rusya'ya karşı efendim önlem. Ya geç onu. Onu Polonya var, Letonya var, diğer hatlar var. Bulgaristan'a kadar gelen hat var. Niye özellikle adalar? Burnumuzun dibindeki adalar. Çünkü Avrasya'ya karşı çok büyük bir kuşatma harekatı gerçekleşebilir. Avrasya'nın içinde Türkiye'de var. Yani Türkiye'ye karşı kurulan bu cephe özellikle o 48 saatlik baskın savaş planını hayata geçirmek için fırsat kolluyor. Bunun için de Türkiye'yi de bir nevi hani belli bir şekilde tartmaya da çalışıyorlar. Ama Türkiye emin olun yani şimdi bazıları diyor ya televizyonlarda da bakın çok tehlikeli işler bunlar. İşte S-400'den nerede çıkıyor? Ya, muhalif olabilirsin veya başka bir şey olabilirsin. Önemli değil. Seversin sevmez. Ya S-400'ler nerede? Böyle bir soru sorulur mu ya? Sana ne nerede ya? Devlet sırrı diye bir şey var kardeşim. S-400'ler Türk devletinin ve Türk ordusunun tasarrufları bünyesinde oluşulabilecek en güzel, konuşlandırılabilecek en güzel yere konuşlandırılmıştır. Bitti. Bu kadar. Yani nerede? Niye? Neyin tespit edin, yapmaya çalışıyoruz? Yunanistan bile bu kadar çok uğraşıyor tespit edemiyor. Yani bazı şeyleri de iyi konuşmak lazım. Söylenecek aslında bu konuda çok söz var da. Neyse biz şimdilik burada bitirelim sevgili dostlar. Doğu Ege Adaları elimden geldiği kadar hem oradaki üsleri hem de önemini sizlere anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.